Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konuğumuz Sayın Selim Timur Temurçi Gelecek Partisi'nden. Sayın Temurçi hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Nalan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet yoğun gündemli bir gün gene yaşıyor Türkiye. Bir yanda Lozan'ın yıl dönümü, bir yanda da Ayasofya'nın günlerdir tartışma konusu olan Ayasofya'nın açılış e, e, ibadete açılışı bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'li birçok bakan e, katıldı. Şimdi ben önce oradan başlamak istiyorum. Çünkü sosyal medyada siz de takip ediyorsunuzdur. Hakikaten günlerdir çok tartışmalı bir konu ama özellikle 24 Temmuz'da denk getirilmesi de yani Lozan'ın yıl dönümüne de denk getirilmesi çokça tartışıldı. Bugün Ayasofya'da yaşananlara geçmeden önce bir spekülasyon yayılmıştı. İşte yeni kurulan partilerin genel başkanlarına da davet gitti diye ama Sayın Ahmet Davutoğlu'na ya da sizlere herhangi bir davet geldi mi açılış için? Doğrusu öncelikle şunu söyleyelim. Ayasofya 10 yıllar boyunca Türkiye toplumunun özlemle açılmasını beklediği bir ibadet haneydi, Önemli bir camiydi. 500 yıla yakın Osmanlı döneminde insanlarımızın namaz kıldığı bir mekandı. Fethin sembolüydü. Dolayısıyla... Bu konuda öncelikle bütün siyasi partilerin ortak tavrını e, bütün toplum e, görmüş oldu. Dolayısıyla Ayasofya'nın açılması e, Türkiye'de üzerinde mutabık e, olunan bir meseleydi. Bu ayrı. E, doğrusu biz Gelecek Partisi olarak e, bir davet sonuç itibariyle Cuma namazında isteyen istediği yere gider, namazını kılar. Biz e, şayet böyle bir resmi davet veya bunlar konuşulmamış olsaydı ki bugün birçok Gelecek Partisi'ne gönül vermiş kardeşimiz e, bu açılışta zaten orada namazlarını eda ettiler. Sultanahmet'e gidenler oldu. Bunlar doğal şeyler. Biz de doğrusu böyle resmi bir davet meselesi olmasaydı biz de gidip milletimizle birlikte orada doğrusu cuma namazını eda etmek isterdik. Fakat farklı bir gelişme oldu bizim açımızdan. Ee, bu geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığının özel kalemi e, Sayın Genel Başkanımızın özel kalemiyle irtibat kurarak e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun e, cep telefonunu istediler e, ve arkadaşlar da sebebini sorunca e, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın e, Ayasofya açılışı ile ilgili olarak e, kendisini bizzat e, telefonla e, davet e, edeceğini bu nedenle telefonunu istediklerini ifade ettiler ve arkadaşlarımız da. Ee, Sayın Genel Başkanımızın Telefon numarasını vermiş oldu ee, Çarşamba günü de e, Arkadaşlar bizden bir telefon numarası e, Aldınız e, Tekrar bir teyit için aramışlar e, Diyanet İşleri Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımızla e, Bir toplantıda olduğu bilgisi geldi e, Ve sonuç itibariyle biz e, Oraya bu resmi davetin içerisine e, telefon numaralarımız Alınmış olsa dahi Davet edilmek. bundan dolayı bir şey yok, ya sadece şunu söylemek istiyorum. Yani e, e, biz e, başından beri e, camilerimizin, bütün kutsal mekanlarımızın, Türkiye'deki bütün kutsal mekanlarımızın, bütün değerlerimizin, bu değerler içerisinde doğrusu 24 Temmuz e, Lozan'da var. Lozan e, Kurtuluş Savaşı sonrası bu ülkenin adeta tapusunun tescilidir. Dolayısıyla bütün bunları tartışmaya açmanın e, doğru bir şey olmadığını, ee, ve biz e, bunda Ayasofya'nın açılmasındaki biliyorsunuz zaten e, namaz kılınan bir bölümü vardı ezan okunuyordu ama yani. genel o büyük mabedin açılması hususunda da emeği geçen herkese teşekkür ettik doğrusu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı'nın ülkede başbakanlık yapmış birinin telefonunu isteyerek böyle bir süreci takip edip böyle bir samimiyetsizlikle e, bu işi sonlandırmış olmalarını doğru bulmuyoruz ve bu işin siyasete, bu işin tekrar toplumun kutupla kutuplaşması için kullanılmasını da doğru bulmuyoruz. E, doğrusu belki hiç resmi bir davet olmasa herkesi dileyen e, vatandaşlarımızın bizim de hep birlikte orada e, gitmemizde de bir sakınca yoktu. Ama dediğim gibi e, böyle bir şeyin e, devletin en e, tepesinden, zirvesinden ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu konuya alet edilmesinden dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Biz e, inşallah Allah ömür verir, birçok Cuma namazını da dostlarımızla, kardeşlerimizle Ayasofya'da ve birçok mabedimizde yine kılmış oluruz. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun e, Ayasofyanın açılışı, bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. E, şimdi sanıyorum bugün e, o açılış yani ilk ibadete açılışa. İstinaden yaşananları görmüşsünüzdür. Ee, gitmediniz ama sosyal medyada görüntüler, haber sitelerinde görüntüler yansıdı. Ee, salgın sürecinde olmamıza rağmen inanılmaz bir kalabalık ee, Ayasofya Camii'ne gitti ibadet etmek için, namaz kılmak için. Ee, ve Aynı güne denk getirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık bir yıl kadar önce Ayasofya Camii'nin ibadete açılması ile ilgili söylediği sözleri hatırlatarak sormak istiyorum. Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim demişti. Neden fikir değiştirdi sizce? Bunun bir siyasi ikbal için de yapıldığı tartışmaları yapılıyor çünkü. İnanın Lala Hanım bu tartışmalar başladığında biraz önce sizin söylediğiniz benim şu anda ekranlarda söylemekten imtina ettiğim çok daha ağır cümleler Sayın Cumhurbaşkanımız kullanmıştı. Yani o kadar ağır cümleler kullanıldı ki orada mütedeyyin kesim de bundan büyük bir üzüntü duydu. Çünkü biz toplumun içindeyiz. Dolayısıyla 14-15 aydan ne değişti ki buraya geldik sorusu hakikaten sorgulanmaya değerdir Ama ben birçok çıktığım programda söylüyorum sizin de programınızda ifade edeyim. Elbette Ayasofya 10 yılların Türkiye'deki bir özlemiydi Dolayısıyla biz bununla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız o cümleyi kurduğunda da şu an düşünce şu anki düşüncelerimize sahiptik Dolayısıyla niçin böyle bir dönüş yaşandı. Çünkü Türkiye'de şu son birkaç ay içinde olup bitene bir bakalım. Yani işte barolardan başlayın da İstanbul Kanal, Kanal İstanbul'a ve birçok tartışmaya bakın. Türkiye'de biz hayat pahalılığını konuşmak istemiyoruz. Gelir adaletsizliğini konuşmak istemiyoruz. Biraz önce ifade ettiğiniz kadına şiddeti konuşmak istemiyoruz. EYT'lileri konuşmak istemiyoruz. kanları konuşmak istemiyoruz. Enflasyonu konuşmak istemiyoruz. Arka kapı operasyonlarıyla kamunun ...dövize nasıl müdahale ettiğini konuşmak istemiyoruz. Demokrasi ve hukukta yaşanan sıkıntıları konuşmak istemiyoruz. Konuşmamız gereken şey belki milletin birinci gündemi olmayan... ...ortak değerlerimizi ve kutsallarımızı kullanarak... ...o koltukta daha fazla nasıl oturabiliriz? Bütün derdimiz ve hikayemiz bu maalesef Türkiye'de. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Doğrusu e, niçin bir yıl önce, 14-15 ay önce bunu söyleyen kişi... ...bugün böyle bir tavır içinde bulunuyor... Avrupa'daki camilerimiz dünyanın birçok yerindeki ibadetle e, Müslümanların ibadet edeceği mekanlar hala oralarda var olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğer Ayasofya'yı açarsak onların başına ne gelir dediğini de bu hepimiz duyduk. Peki ne değişti? İşte biraz önce e, saydığım şeyler değişti. Türkiye 2018'de 2020 yılı arasında öyle şeyler yaşadı ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını geleceğini e, adeta tehdit e, eden bir takım uygulamalarla karşı karşıya kaldı. Ve milletin bunları düşünmemesini istiyor ülkeyi yönetenler. Bunları görmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve milletimizin en hassas olduğu noktalardan maalesef bir siyaset üretiliyor. Bunun Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmişine de AK Parti'nin kuruluşundaki ilkelerine de uygun olmayan bir yol olduğunu doğrusu bir kardeşleri olarak düşünüyorum. Bundan dolayı da büyük bir ızdırap duyuyoruz Dala Hanım. Yani neyi konuşuyoruz? Ayasofya ibadete açılıyor. Ülkede başbakanlık yapmış olan birinin telefonu alınıyor. Biz sizi özel arayacağız deniyor. Bakın böyle bir şey olmazsa biz bugün oradaydık. Ama bunu bile bir kutuplaştırma ve bir ayrıştırma aracı olarak kullanmak hakikaten ülkeyi yönetenlere hiç yakışmadı. Onun için bu kadar yakışmaz bir araya gelince maalesef ee, yıllarca siyaseti birlikte yapmış olduğumuz bu dostlarımız samimiyetlerini nasıl kaybettiklerini biraz önce sizin söylediğiniz cümleden mülhem ifade edeyim nasıl kaybettiklerini topluma göstermiş oluyorlar. Doğrusu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkeyi yönetenlerin bir gün öyle bir gün böyle ve gerçekten Türkiye'nin aslında her sorunu böyle yani biz bir hafta sonra neyi konuşacağımız işte sosyal medyadan bahsediyoruz birçok alanda sorunlarımız var. Ee, ama aslında az önce o sıralamış olduğum birçok konuyu maalesef Türkiye'de konuşamıyoruz. Bu konuşamama gerekçemiz de Türkiye'de en iyi yaptığı iktidarın şey yeni gündemler oluşturup toplumu meşgul etmek. Bence hep birlikte gelin bir karar alalım bu oyuna gelmeyelim. Biz gerçek gündemi konuşalım, gençlerimizi konuşalım, işsizlerimizi konuşalım, kadın haklarını konuşalım, cinsiyet ayrımcılığına nasıl son vereceğiz bunları konuşalım diye doğrusu düşünüyorum. Evet peki. E, Ayasofya mevzunu kapatalım o zaman. Aslında şu küçük soruyu da sorayım, onunla ilgili çok kısa görüşünüzü de alayım. E, kapatalım Sayın Temurçi Şimdi Ayasofya dünya kültür mirası, dolayısıyla bir de uluslararası e, noktada tartışılan bir konu. Az Yok. önce siz de söylediniz papa, papa dahil davet edildi, biliyorsunuz. Efendim, Böyle. evet, evet, evet. Papa, papa da da dahil davet da. edildi. E, az önce siz de söylediniz, zaten orada ibadet ediliyordu. Dolayısıyla e, bu Danıştay'ın verdiği karar, Cumhurbaşkanı kendi aslında bir kararnameyle vereceği bir kararı Danıştay'a e, tabiri caizse top atarak e, öyle bir karar alındı. E, ama uluslararası e, ilişkilerde getirisi de olacaktır bunun. E, daha önce ibadet de ediliyor dedi, dedik az önce, siz de söylediniz. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya Şöyle doğrusu. Ortada milletimizin bir beklentisinin karşılandığını düşünüyoruz ve bunu alkışlıyoruz. Bunu zaten destekledik. Sizin söylediğiniz 1934'te alınan karar ki bir bakanlar kurulu kararı. Biz öteden beri de Gelecek Partisi olarak dedik ki yani bu mesele Danıştay'ın meselesi değil. Bu bir idari karardır. Ülkeyi yönetenlerde bellidir. Bir idari kararla bu yerine getirilebilir. Yani bir bakanlar kurulu kararı iptal edilir yeni bir kararla Burası tekrar açılabilir. Yani bunu hukuka e, hukuku adeta kendi işimize alet etmeyelim. Yani böyle bir yaklaşımımız vardı. Bir de tabii burada yine biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi e, bu samimi olmayan yaklaşımın Danıştay'daki davada da tezahürlerini biz gördük ve yaşadık. Hatırlayın 2016 yılında e, Danıştay'a e, Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatlarının e, özellikle e, vakıfın oraya yapmış olduğu müracaatla ilgili olarak... Bu karar bizim işimizdir, bu hukukun işi değil deyip yani adeta burada bir gerekçe sunarak itirazlarını dile getirmişler. Yani dört yıl içinde ne oldu ki Türkiye buraya geldi ya da getirildi? İşte biraz önce anlattığım şeyler. 2016'daki Türkiye'nin tablosuyla şu anki tablo çok farklı. Biz de Gelecek Partisi olarak hep şunu söylüyoruz: Hangi siyasetçi olursa olsun, hepimizin ortak değerlerini kullanarak siyaset yapan insanlardan hepimiz uzak duralım. Türkiye bence e, özellikle Z kuşağı dediğimiz e, gençlerimiz bizi çok daha iyi anlıyorlar. Ondan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü sonuçta bu ülkede kimse hangi e, dine mensup olursa olsun e, ibadet yapacağımız mekanlarla ilgili olarak negatif bir algısı ya da bir bakış açısı olamaz. Bu en temel insan hakkıdır. Böyle görürüz. Ama en temel insan hakkını kendisine siyasi payanda, siyasi bir destek olarak kullanmaya kalkanlar olursa, ...aslında buradan en fazla dinimiz, inancımız ve değerlerimiz zarar görür. Onun için ben burada yine bir samimiyetsizlik görüyorum. Yine bir yanlış görüyorum. E, ve bu yanlışı e, bir tarafa koyarak, tekrar altını çizerek söylüyorum. O yanlış yapılan bu doğruyu ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla biz şu anda Ayasofya'nın açılışını memnuniyette karşılıyoruz. İnşallah davetsiz oraya gideceğiz. E, Birçok ibadet e, hanemize, camimize gittiğimiz gibi... Orada da ibadetlerimizi vatandaşlarımızla inşallah yapmayı Rabbim nasip etsin diyorum. Peki şimdi bu Ayasofya Camii'nin açılışı sizin de dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ciddi bir fikir değişikliği söz konusu. Buradan yola çıkarak sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Türkiye'de toplumun önemli bir kesimi uzunca bir süredir. Cumhuriyet değerlerinden ve laiklik konusunda endişe taşıyor. Bugün de yaşananlar Ayasofya Camii'nin açılışı değil ama onun beraberinde getirdiği görüntüler bu endişeyi daha da katmerlendirdi. Türkiye'de laiklik açısından bir risk görüyor musunuz siz? Ee, ben, bir ekleyeyim bir soru da AKP'nin dini istismar ettiğini düşünüyor musunuz bununla birlikte? E, Lale Hanım çok e, belki e, ilginç bir e, analoji yapmak istiyorum. E, ben e, 20 yıl önce milli görüşün içinde bulunan bir e, siyasetçiydim ve Sayın Erdoğan'la ve o yapıyla birlikte siyaset yaptım. O yıllarda siyaset yapan insanların ülke meselelerine bakışı ve samimiyetleriyle bugün ülkeyi yönetenlerin o değerlere bakışı arasında adeta bir uçurum oluşmuştur. Biz adalet için, özgürlük için, demokrasi için, hak hukuk arayışı için yola çıkan insanlardık. Şu an geldiğimiz noktada Türkiye'nin niye ihtiyacı var diye sorduğumuzda 20 yıl sonra maalesef biz yine aynı şeyleri söylüyoruz. Onun için e, biz Gelecek Partisi olarak sürekli bir metafor kullanıyoruz. E, hatırlayacaksınız mahallelerimizden çıkalım diyoruz değerli hanım. Niçin bunu söylüyoruz? AK Parti'yi yaratan, AK Parti'yi var eden şey o 1990'lardaki maalesef Jacoben layıkçı anlayıştı. Milletin değerleriyle mücadele eden anlayıştı. O değerler üzerine AK Parti Türkiye'de milletin hakkını, hukukunu korumak için yola çıktı. Fakat gördük ki o dönem o laisizmi bir sopa olarak milletin üzerine ve değerleri üzerine kullanan anlayış ne kadar yanlışsa kutsal değerlerimizi kullanarak Ülkede gücü elinde bulunduktan sonra demokrasiyi ve hukuku ortadan kaldırmak isteyenler de o kadar yanlış. Onun için biz şimdi Gelecek Partisi olarak şunu savunuyoruz. Ben özellikle partimin bu konudaki yaklaşımlarını sizin aracınızla paylaşmak isterim. Bakın yine bir ironi sizinle paylaşayım. Dindar nesil istendi. Dindar bir gençlik istendi. Ve maalesef. Allah diyen, din diyen, iman diyen, devlet, vatan, bayrak diyen insanların yapmış oldukları yanlışlar, haramlar, çok kötü işlerden dolayı yeni nesil adeta bizim değerlerimizi sorgulamaya başladı. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Evet, evet. Dolayısıyla dolayısıyla iktidarda kimin olduğu önemli değil. İktidarda evrensel değerlere saygılı, demokrasiye ve hukuka saygılı İnsan onurunu yüceltmeyi kendine amaç bilmiş siyasi e, liderlerin olması lazım. Onun için bizim laiklik anlayışımız özgürlükçü laiklikten bahsediyoruz. Ne demek özgürlükçü laiklik? Herhangi bir herhangi bir dini anlayışın ülkede yönetime, yönetimde söz sahibi olmaması ama herhangi bir ideolojinin de bu adı ne olursa olsun Leikli bir sopu olarak milletin üzerinde kullanmasına da karşıyız. Onun için özgürlükçü laiklik, çoğulcu dil din anlayışı bizim gelecek partisi olarak vazgeçilmezimiz. Ve son olarak bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Düşünün. 2023 yılında yaklaşık 7 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu gençlerle birçok yerde, birçok alanda bir araya geliyoruz. Bize insanlar şunu söylüyorlar. Ya bizim nefes aldığımız başkan tek yer sosyal medya. Evet. Biz burada nefes alıyoruz. Burada kendimizi ifade ediyoruz. Ya belki orada dostlarınız var. Bizim hiç olmasa sosyal medyamızı elimizden almasınlar. İnsanlar gençlerimiz bize bunu söylüyor. Türkiye'nin şu anda Türkiye'nin şu anda hani laiklik din e, 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 ilişkisinden bahsettiğimiz zaman biz 1990'larda o laikliği milletle mücadele alanı olarak kullananların da yanlış yaptığını şu anda iktidarda bulunup kutsal değerlerimizi oturdukları koltuklarda daha fazla oturmak için kullananlara da bu toplum karşı olduğunu görüyoruz. Ve bu karşıtlığın en güzel göstergesi de gençlerimizin şu anda özellikle o Z kuşağının bu meseleye bakışı. Ben doğrusu e, gençlerimizle bir araya geldiğimizde inanılmaz e, ümit doluyorum. İnanılmaz geleceğe huzurla bakıyorum. Ama hep şunu gözlemliyoruz. Şu anda maalesef o laikçi anlayış ne kadar yanlışsa şu anda ülkenin otoriterizme kayışı da o kadar yanlış bir e, süreç e, olmuş oldu ve maalesef gençlerimizin e, kendi vatanlarında yaşamak istemedikleri bir Türkiye'yi de ülkeyi 20 yıldır idare edenler bu hale getirmiş oldu ve özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi buna büyük bir e, en en büyük e, e, nedenlerinden bir tanesi oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde bunlar hep birlikte aşacağız. Evet. Şimdi Gelecek Partisi'nden başka üyelerle, yöneticilerle e, programda çektik. Sayın Davutoğlu bu konudaki fikrini de biliyoruz ama e, size de sormak istiyorum tabii. E, şimdi AKP çatısı altında siyaset yaptınız. Bu anlamda çok da eleştiri geliyor. Özellikle Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne. E, kaç sene e, AKP'de siyaset yaptınız? Ben 2009'da e, AK Parti'de siyaset yapmaya başladım daha. Da. 2009'dan? 2018'e kadar... 9 yıl yani. <laughs> evet, evet. E, ama yıl şey olarak da, baş, işin başından beri AK Parti'ye destek veren ekibin içinde olan biriyim. Evet. E, şimdi 9 yıl AKP'de siyaset yaptınız. Onun da öncesi var ama AKP bire böyle olmadı. Yani yılların birikimi var. Az önce siz de söylediniz. 18 yıl aşkın bir iktidardan söz ediyoruz. Bu anlamda bir öz yapıyor musunuz? Yani e, örneğin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, referandum vesaire... Oradaki düşünceniz neydi? Kişisel olarak soruyorum. Ee, bu konudaki öz eleştirileriniz neler? Şimdi e, bize hep bu soru sorulduğunda ben biraz önce dikkat ederseniz, biz böyle bir şey Türkiye hayal etmedik. Evet. Yani biz özgürlük, adalet, hukuk diyerek yola çıktık. Geldiğimiz noktada hakikaten değerlerimiz adına utanıyorum. Çünkü e, biz inanan insanlar, bu toplumun, bu e, bu toprakların değerlerinden beslenen insanlar. Asla zulmedemeyiz. Asla adaletsizlik yapamayız. Asla haksızlık yapamayız. Yolsuzluk bizim kapımıza uğramaz. Bizim şu anda Türkiye'de biraz önce yasaklar dedim. Şimdi yolsuzluk diyorum. Yoksulluk. İnanın e, Lale Hanım ne için yola çıkmışsak, ne için mücadele için bu millete söz vermişsek başlangıçta bugün Türkiye'nin onlara daha fazla ihtiyacı var. Onun için elbette öz yapacağız. Ama ben şunu söyleyeyim. Türkiye'yi Türkiye'yi ve iktidar partisini rotadan çıkartan şey ortak aklın ortadan kaldırılmasıdır. Biat etmeyen insanların bu ülkede artık herhangi bir noktaya gelme şansı da yoktur. Dolayısıyla biz elbette öz eleştirimizi yapıyoruz ama lütfen herkes şunu da e, düşünsün bizi izleyenler. Türkiye'de partiler büyük partilerin içinden çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden Demokrat Parti çıkmıştır. Refah Partisi'nin içinden Adalet ve Kalkınma Partisi çıkmıştır. Ama hiçbir dönem yoktur ki iki kişiden birinin oyunu almış ve en güçlü olduğu süreçte bana soruyu sorduğunuz için söylüyorum. İktidar Partisi'nin il başkanı olarak benim artık 15 Temmuz'dan sonra bakın altını çiziyorum. 15 Temmuz'dan sonra bu ülkenin cumhurbaşkanına ve partinin genel başkanına artık benim bu siyasi tabloda yerim yok bana müsaade edin diyerek ayrılmış partiden ayrılmış biriyim. İl başkanlığından kendi talebim üzerine e, ayrıldım, müsaade istedim. Sayın Davudoğlu'nun süreci çok farklı. Ve biz partiyi kurmadan yaklaşık e, işte birkaç ay önce Nisan e, 2019'da hatırlayın, biz bir manifesto yayınladık ve biz AK Parti üyesiydik. Topluma AK Parti'nin yanlışlarını, ülkede yanlış giden işleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanının hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı olmasının ülkede nasıl bir kutuplaşmaya, nasıl bir ayrışmaya yol açtığını, ülkede ekonomi yönetiminin cehaletle nereye sürüklendiğini, Türkiye'nin dünyadan nasıl uzaklaştırıldığını, parti yönetiminde metal yorgunluk diyerek insanların nasıl budandığını bütün bunları anlattık. Nepotizmi anlattık, akraba kayırmacılığını ve bunu yaparken de Türkiye'de iktidar olan ve gücünün zirvesinde olan bir yapıya karşı içinden çıkmış olduğumuz e, bir partiye karşı bunu yaptık. Ve inanın düzeltmeye çalıştık Leyla Hanım, ben Lale Hanım. Ben bunları tekrar tekrar programlarda eskiye dönerek söylemek inanın e, bize zül geliyor. Ama şunu söyleyelim, biz özelleştirimizi yaptık, mücadelemizi verdik. Uğruna ölümü göze aldığımız insanlara karşı bizim davamız bu değil. İlkelerden uzaklaşmak dava değildir. Değerlerimize sahip çıkalım. Sadece belli insanların küçük bir azınlığın yönetmiş olduğu ve her şeye sahip olmuş olduğu bir Türkiye bizim davamızın adı değildir diyerek mücadele ettik. Peki şu soruyu soralım. Biz, bir öz, biz bu öz yaptık. Bakın mahallelerimizden çıkalım demiştik ya. AK Parti'nin doğuşuna sebep olan 28 Şubat'ı hazırlayanlar 27 Nisan E muhtırasını verenler ve verdir, verdir, ver, verildiği zaman ona alkış tutanlar. Onlar da öz eleştirisini yapacaklar. Hep birlikte yanlışlarımızı masaya koyacağız. Çünkü bunları yaşadık ve maalesef çok acı yaşadık. Yeni Türkiye hep birlikte inşa edeceğiz. Hiçbirimiz hatasız ve günahsız değiliz. Hatalarımız var. Bizim de var. Bizim en büyük hatamız inanmaktır ve güvenmektir. Neden biliyor musunuz Lale Hanım? Bu topraklarda, bu topraklarda uzun yıllar sonra, uzun yıllar sonra 28 Şubat'tan sonra Erbakan hocanın o akan terleri üzerine milletin değerleri üzerine milletin sesi olarak ortaya çıkmış bir siyasi yapının ve o zulümleri yaşamış insanların millete böyle bir şeyi reva göreceğine inanmadık ve biz onlara güvendik. Ama bakın o parti içinde başbakanlık yapmış ve şu anda bizim genel başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanlığı bıraktı, genel başkanlığı bıraktı. Ben il başkanlığını bıraktım. Birçok arkadaşımız aynı şekilde. Ve şu an ne noktaya geldik biliyor musunuz değerli hanım? Sosyal medya ile ilgili içim çok yanıyor çünkü hep gençler bununla ilgili arıyor beni. Ya bu ülkede Perinçek dediğimiz adam sosyal medyayı kapatmak bir milli diktatörlük işi olabilir diyecek noktaya geldi. Ya Allah aşkına. Belediye başkanı olduğu yıllardan beri Sayın Cumhurbaşkanımızı biliriz, tanırız. Bu kadar büyük mücadeleler vermiş olan insanlar Kendisi için milli diktatörlük tanımıp kullanan kişiyle birlikte yol yürüyen insanlar bizim davamızın, bizim ilkelerimizin, bizim demokrasi anlayışımızın acaba bir devamı olabilirler mi? Dolayısıyla ben bugün sizin sorduğunuz yani acaba bir özeleştiri yapıyor musunuz? Ben özeleştiri yapıyorum. Bizim en büyük eksiğimiz e, inanmak ve güvenmekti. Çünkü yola çıkarken söyledikleri vardı. Söylediklerimiz ve taahhütlerimiz biz ona inandık. Ama geldiğimiz noktada inandığımız insanlar, yola çıktığı insanları yani bizleri terk ederek, bizi kapının önüne koyarak yeni yol arkadaşları edindiler. Ve biz burada büyük bir ızdırap duyduk ve yeni bir yola çıktık. Bunu mütedeyyim, muhafazakar, demokrasiye, özgürlüklere inanan bütün insanlar için söylüyorum. Ama Lale Hanım hepimiz, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim de, MHP'li de, HDP'li de hepimiz şunu yapacağız. Bakın geçen Ahmet Türk'ün bir beyanatı oldu. Ben bunu birçok yerde kullanıyorum. Diyorum ki Ahmet Türk diyor ki e, silah siyasetiyle demokratik siyaset artık yan yana olmaz, yürümez diyor. HDP'de siyaset yapan arkadaşlara sesleniyorum, her zaman söylüyorum. Diyorum ki bakın bu yoldan yürüyün. Bu yoldan yürüyün ve biz de sizin yanınızda olalım. Ve bütün siyasi yapıların ve ideolojilerin Türkiye'de şu geçen 30-40 yılı değerlendirip Yeni bir Türkiye'yi, yeni bir anayasayı, güçlendirilmiş tam demokratik bir parlamenter modeli konuşmamız gerekiyor. Bence bunları konuşmayalım diye şu anda böyle bir gündemde oluşturuluyor doğrusu. Evet Peki az önce 15 Temmuzdan sonra karar verdim dediniz net olarak 15 Temmuz sizin için bir milat anladığım kadarıyla AKP ile yolları ayırma noktasında 15 Temmuzla ilgili yine kısaca rica edeyim daha soracağım sorular var Çünkü kafanızda aydınlanmamış Hani siyasi ayak vesaire diyoruz ama uzun yıllar işte aslında bu öz bir anlamda da o soruya istinaden de... Ama Nalan Hanım öz birlikte yapacağız. Yani biz yapacağız, <laughs> hep birlikte yapacağız bunu. Tabii doğru, haklısınız. Evet. E, 15 Temmuz'la ilgili... E Hata yaptı. Yani o güne gelinceye kadar hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? İşte beraber yürüdük biz bu yollarda denildi. Fetö örgütü, terör örgütü lideri Fethullah Gülen için e, aydınlanmayan, açığa çıkmayan karanlıkta kalan noktalar var mı sizce? Ne söyleyeceksiniz o dönem için ve e, sonrası için tabii. Yani kişisel olarak ben 2010 yılındaki yapılan referandumdan hemen sonra kendi ekibimizle, arkadaşlarımızla bulunduğumuz o dönem siyasi partide bu FETÖ e, yapılanmasının o zaman işte camia, cemaat gibi kavramlar kullanılıyordu. Bunların samimi olmadığını, bunların derdinin demokrasi, hukuk ya da bize yardım olmadığını hatırlayın. E-Muhtıra e olduğunda AK Parti'nin yanında dur durmuşlardı. 2008 parti kapatılmasında bizim yanımızda durmuşlardı. Ama e, hakkı teslim etme adına her yerde bu cümleyi ifade ediyorum. 17-25 Aralık'tan sonra bakın altını çiziyorum. 17-25 Aralık'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yapının PKK kadar tehlikeli bir yapı olduğunu e, milletimizle paylaştığını da lütfen hatırlayalım. Dolayısıyla 2013 yılında ha şunu söylemiyorum. Yani 17-25 Aralık'ta bizim değerlerimize değerlerimizi ihlal eden, onları çiğneyen AK Parti içinde bazı yanlış adamlar yoktu demiyorum bakın. Onu kullanarak, onları kullanarak FETÖ bir yol yol yürümek istedi ve seçilmiş iktidarı alaşağı etmek istedi. E Sayın Cumhurbaşkanımızın orada söylediği bir şey vardı. Az önce söylediğim bunları terör örgütüyle eş anlamda kullandı. O 2013 ve 2016 yılları arasında hamdolsun emniyet ve yargıda eğer gereken bir takım e, insanlar ayıklanmamış olsaydı belki 15 Temmuz çok daha ağır geçecekti. Onun için yani burada... Ben e, AK Parti'de görev yapmış olduğum dönemde 15 Temmuz 2016 gecesi dahil konuşuyorum. Normal her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi e, bu yapının böyle alçakça bir darbe girişimine e, e, bulunacağı, insanlarımıza kurşun çık sıkacağı konusunda doğrusu herhalde takdir edersiniz hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı böyle bir şey beklemezdi. Ben de beklemezdim. Dolayısıyla biz orada kendimiz belli inisiyatifler alarak ve kafamızda kendi ekibimizle ve yaptıklarımızla ilgili olarak Allah için hiçbir şüphe yok. Ülkeyi birileri ele geçirmeye çalıştı, darbe yapmaya çalıştı, yüzde neredeyse 50 oyla gelmiş bir iktidarı devirmeye çalıştı. Çıktık ekibimizde babalar gibi mücadele ettik, şehit verdiğimiz arkadaşlarımız oldu, orada hiçbir soru yok. Ama işin Ankara tarafı, işin askeri ayağı, o gece bizim telefonlarımızı açacak cesareti olmayan insanlar ve daha sonra yaşadığımız birçok hikaye onu tabii ki kamuoyu ve milletimiz takdir edecektir. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbe araştırma komisyon raporunun hala yayınlanmamış olması. Burada ya birçok konu şu anda millet nasıl merak ediyorsa biz de doğrusu öyle merak ediyoruz. Ama benim açımdan İstanbul'da verdiğimiz mücadele televizyonlara o gece bağlanarak milleti sokağa davet ettiğimiz e, o gecenin e, hürmetine ve o gecede bizimle birlikte olan siyasi görüşü ne olursa olsun bütün insanlarımız e, için söylüyorum o gece bizim için özel bir gece hayatımızın en anlamlı ve onurlu gecesi ve bizim için hiçbir soru işareti yok çünkü çok dostça çok vatansever e, duygularla yola çıktık ama işin diğer tarafı devlet ayağı meclis ayağı, mutlaka şey yapılacak siyasi ayakla ilgili şunu söyledim çok kısaca onu da söyleyeyim siyasi ayak sadece son 20 yıla mal etmeyelim Lale Hanım siyasi ayak 1969'lu yıllardan beri bu FETÖ alçığının e, Türkiye'de güçlenen siyasi yapıların arkasına takılarak adeta palazana palazana büyüyen AK Parti döneminde daha fazla büyüyen eğer bir şikayet edeceksek daha fazla büyüyen bir yapıdır burada keşke 2013 yılında bakın bunu söylüyorum AK Parti içinde bulunan ya da muhalefette olan muhalefet liderlerimiz dahil olmak üzere söylüyorum. Siyasetçiler hata yapabilir. Biz daha yücel değiliz. O dönem Sayın Cumhurbaşkanı'nın o söylemi üzerine daha ciddi bir mücadele yürütülebilseydi belki 15 Temmuz 2016'yı daha hafif atlatabilirdik. Evet. Ee, şimdi muhalefet... Efendim? Da, hakkı da teslim edelim yani her şeyi söyle Tamam ama... ama bu konuda e, çok da ciddi uyarılar geldi onu da görmezden gelmeyelim 15 Temmuz'a gelene kadar işte evet. FETÖ veya başka tarikat ve cemaatler noktasında şimdi FETÖ 15 Temmuz darbe hain darbe girişimini geride bıraktık ama. Hala böyle bir tehlike var mı konusu konuşuluyor. Neden? Çünkü bu tarikat ve cemaatlerle iyi niyetle ki bunun yasası da var biliyorsunuz. iyi niyetle yola çıkabilirsiniz ama sonunda ortaklaşmayan noktalarda böyle bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olur. Türkiye'yi yöneten iktidar partisinin başına bela olur. Dolayısıyla Türkiye'nin genel anlamda başına bela olur. Hala o noktada bir... Karar verildiğini yani doğru karar verildiğini düşünüyor musunuz? Başka cemaatlerden söz ediliyor. Çünkü şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidip ziyaret ettiğini görüyoruz. O cemaat liderlerini vesaire. Dolayısıyla bu da kamuoyunun çok e, endişeyle takip ettiği olayların en önde gelenlerinden. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şunu önce söyleyeyim. E, örneğin bir e, Mehmet Dişli olayı var. Evet. Sayın e, Genel Başkanımızın e, başbakan olduğu dönemde BİT evet. Başkanımızla birlikte Mehmet Dişli'nin emekliye sevk edilmesi ve işte malum yapıyla olan ilişkisi. Bu konuda bütün ısrarlara rağmen Mehmet Dişli'nin emekli edilmediğini Sayın Genel Başkanımız açıklamıştı. Bu tür hatalar mutlaka vardır. Ama gelin yine Lala Hanım sizin aracılığınızla sizi izleyen herkese sesleneyim. Ne olur şunu yapmayalım. Ve bunu niçin yapmayalım? Şimdi Türkiye'de cemaatler var. Türkiye'nin gerçeği mi bu? Evet. Türkiye'nin gerçeği, yüzyıllardır gerçeği. Burada önemli olan, önemli olan ki biz bunu gelecek partisi olarak kendi programımıza da yazdık, iddialı da bir şey söyledik. Eğer Türkiye'de şu ana kadar bütün siyasi partilerin programını alıp bakın, eğer Türkiye'nin geleceği için bundan daha iyi bir program bulursanız biz evvallah diyeceğiz. Ama en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Orada dedik ki biz bunlar bu ülkenin değerleri. Biz bugün cemaatlerle mücadeleyi sanki FETÖ ile mücadele gibi yürütürsek gerçekten şu anda ülkeyi ülkeyi demokrasiden ve hukuktan uzaklaştıranların ekmeğine yağ, süreriz. Biz hukuk içerisinde eğer yanlış yapan varsa bakın ehliyet ve liyakat diyoruz. Bizim inancımızda da bu topraklarda da en önemli şey ehliyet ve liyakattır. İşi ehline vereceksiniz. Bizim kutsal kitabımızda bunu söyler. Peki biz şu an ne yapıyoruz? Şu an ne yapıyoruz? Bakın ben cemaatlerin ötesinde bir şey söyleyeyim. Türkiye'de FETÖ ile cemaatleri diğer yapıları aynı cümle içinde kullanmak hangi mahalleden olursak olalım Türkiye yapacağımız en büyük yanlışlardan biridir. Ama biz o cemaatin mensubudur diye eğer alıp bir yere yerleştiriyorsak aslında başka bir soru sormamız lazım. Ülkeyi yöneten siyasiler ehliyet ve liyakat üzerinden değil başka kriterler üzerinden bunu yapıyorlarsa böyle böyle bir yola girmişlerse Burada sorgulamamız gereken siyasilerin kendisidir. Bakın Gelecek Partisi olarak biz mülakat kalksın dedik. Niye kalksın dedik biliyor musunuz? Çünkü insanlarımız, gençlerimiz artık şunu düşünüyorlar. Bu ülkede iki dilde de bilsem, Boğaziçi'yi öttüğüde de bitirsem, yurt dışında yüksek lisansla yapsam, eğer belli yapılara ve o küçük azınlığa yakın bir yerde değilsem bu ülkede benim bir gelecek tasavvurum olamaz. Türkiye böyle bir noktaya getirildi. Ve bırakın cemaatleri ben size şu an bizimle de mücadele eden bir yapıdan bahsedeyim. Sorarsanız devam edelim yoksa kapatacağım. Şu an cemaatler FETÖ'nün bu yapmış olduğu alçaklıktan dolayı ülkede en büyük zararı gören kurumlardır. Bakın bunu asla unutmayın. En büyük zararı onlar gördü. Ve bu ülkeyi yönetenlerin kutsal değerlerimizi kullanıp, o değerler üzerinden yanlış bir görüntü sergilemeleri Türkiye'deki cemaatlere çok büyük zarar veriyor. Cemaatlerin devletle olan ilişkisini kontrol edecek hukuk ve siyaset yapıcılardır, ülkeyi yönetenlerdir. Bu iş sadece bir yere şey yapmayalım. Bence şuraya dikkat edelim, gözden kaçırmayalım. Bu ülkede 1 Mayıs 2016'da bir pelikan bildirisi yayınlandı. O evet, evet. pelikan bildirisini yayınlayanlar 5 Mayıs 2016'da seçilmiş bir başbakanın görevden uzaklaştırılmasında en temel rollerden birini üstlendiler. Bakın o günlerden beri söylüyoruz. Şu an hakkımızda davalar var gidiyoruz. Ee, bize diyorlar ki niye pelikana pelikan dedin pelikan çetesi dedin falan falan. Bunu şunun için söylüyorum. Biz bunları konuşmaktan vazgeçelim. Biz bence FETÖ ortadan kalktıktan sonra ya da FETÖ ile mücadele başladıktan sonra Pelikan çetesinin ve Pelikan örgütünün ülkenin siyasetinde, bürokrasisinde ve özellikle medyasında ve iş dünyasında nasıl yapılandığını ve küçük bir azınlığın Türkiye'nin geleceğini nasıl kararttığını e, ortaya koymaya çalışalım. Bunu yapmaya çalışalım. Bakın, var yargı, mı sizin bu konuda peki bazı bilgileriniz? Ben her, her çıktığım yerde şunu söylüyorum. Bazıları bizim bu söylemlerimizi üzerlerine alınıyorlar. Bazıları üzerlerine alınıyor. Biz diyoruz ki. Biz yargımızı, savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Ya Allah aşkına şu 1 Mayıs 2016 yılında Pelikan dosyası, Pelikan bildirisini internetten kim yayınladı? Ya bunları çık bunları bir bulun. Hani şimdi e, sosyal medyada ahlaktan bahsediyoruz ya bunları bir bulun. Ülkenin seçilmiş başbakanına darbe yapma amacıyla bu çalışmaları yapan ekip kimdir? Bunları kim finanse ediyor? Bunların nasıl bir ilişkiler ağı var? Bunlar fetö yöntemlerini kullanarak Türkiye'de ne yapmaya çalışıyorlar? Bakın bırakın cemaatleri, cemaatler şu anda inanın çok zor durumdalar. Ben her yapıyla e, e, iletişimi olan, gidip gelen bir kardeşinizim. Biz şu anda şöyle bir yanlış yapıyoruz. Sanıyoruz ki bir fetö var, yani fetö var. Bunların hepsi de küçük küçük fetö. Hayır asla böyle bir şey, böyle bir şey söyleyemeyiz. Ama biz cemaatten gelsin, başka bir vakıftan, dernekten gelsin. Bizim için önemli olan devlet yönetiminde ehliyet ve liyakattır. Siyasiler ve ülkeyi yönetenler buna e, riayet ederlerse hiçbir cemaatin, hiçbir ideolojinin, hiçbir e, kültün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devletini ele geçirecek, geçirebilecek bir gücü olmaz. E, Pelikanla ilgili, pelikan yapılanmasıyla ilgili sizin elinize somut e, bilgiler var mı peki? Vallahi Wikipedia'ya girin Wikipedia'ya girin. orada e, birçok şeyi görürsünüz. Ben çok somut bir şey söylüyorum. Yani 1 Mayıs 2016 yılında Pelikan Bildirisi diye bir bildiri şu an hepimizin elinde var, değil mi? Evet. Hanım yani bunu kim yazdı? Kim kalem aldı? Bunun ismini kim verdi? Kim talimat verdi buna? Ve daha e, ipucu verecek bir şey söyleyeyim. Acaba Pelikan Bildirisini yayınlayanlar ve 5 Mayıs'ta Sayın Davudoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasını sağlayanlar 2 ay sonra bu ülkede darbe olacağını biliyorlar mıydı? Herhalde anlaşılır oldu. Evet, bu kadar söyleyebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, şimdi e, bu e, Biraz cemaat... gelecek partiden konuşalım. Konuşacağım, ee, kadınlara geleceğim. Ama orada gene burada bir dönüş yapacağım kadın ve çocuklar konusunda. Ee, gelecek partisi kadına, gençlere nasıl bakıyor? Özellikle kadın cinayetlerinin, kadınla şiddetin. E, söylerken bile çok öfkeleniyorum ben de yani aslında öfkelenmemek lazım ama e, e, gerçekten artık o kadar arttı ki her gün sosyal medyada çığlıklar yükseliyor yani artık biz haberleri oradan alıyoruz e, çok acı bir tablo yaşanıyor tam durum böyleyken daha önce AKP'nin imzaladığı İstanbul Sözleşmesinden imzasını çekmek istemesi tartışması yaşanıyor. Gelecek Partisi buna nasıl bakıyor? Bundan sonrası için ne düşünüyor? ya Doğrusu önce Gelecek Partisinin kadına bakışı demokratik ve müreffeh bir Türkiye'nin öznesi olarak görüyoruz kadını. Bakın demokratik ve müreffeh bir Türkiye'nin öznesi. Ve e, cinsiyet ayrımcılığına e, zaten bütün siyasi partilerimiz karşı biz fırsat eşitliği noktasında da kadınların siyasette, iş dünyasında, eğitimde, bütün alanda bu fırsat işittiğinin e, çok daha uygulanabilir bir hale getirilmesi için birçok politika önerimiz var. Oraya girmek istemiyorum. Ama Leala Hanım, İstanbul Sözleşmesi çerçeve bir metindir ve e, bu çerçeve metin, 2011 yılında İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi adını almıştır. Biliyorsunuz bu kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik bir manzumedir. Bizim için burada önemli olan, önemli olan. Şimdi düşünün ben bazen şunu düşünüyorum. Kadına yönelik şiddeti konuştuğumuzda ya burada kadın var aile yok gibi bazı açıklamalar yapılıyor. Ben doğrusu bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Ee, bu ülkenin okullarında, üniversitelerinde okuyan insanlardan zaman zaman bunu duyduğumda da dehşete kapılıyorum. Yani annesi şiddet gören bir çocuk o ailede mutlu olabilir mi? Aile dediğimiz nedir? Yani çocuğu ve anneyi korumayan bir e, düzenleme olabilir mi? Onun için biz burada devleti yönetenlere, idare edenlere 6.284 sayılı yasada... ...eğer bir değişiklik yapacaksak, çünkü o bizim iç hukuk uygulamamızdır... Orada derhal eksiklerimiz varsa, eksiklerimiz varsa kadını, çocuğu, aile içi şiddeti, kadına yönelik şiddeti engelleyecek ilave bir şeyler yapmamız gerektiğini şu yaşananlar bize gösteriyor. Bu yaşananlar bize gösteriyor. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metin. Ya yani dolayısıyla biz 6284 sayılı yasada yapacağımız düzenlemelerle ve bunu da çok şeffaf yapmalıyız. Bakın Türkiye'deki en temel sorunlarımızdan bir tanesi ben yaptım oldu. Ya dünyada bu iş bitti. Yani demokrasiyle idare edildiğini söyle, söyle söylediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani ben yaptım olduğu ile idare edilebilir mi? Kadın derneklerimiz var, siyasi partilerimiz var, bu işe kafa yormuş insanlarımız var, akademisyenlerimiz var, uygulamalar var. Elbette bu ülkenin gelenekleri var, inancı var eyvallah. Ya bizim inancımız e, Hanım e, cenneti annelerin ayakları altına seren bir inanç. Yani ben bazen değerlerimize ve inancımıza da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani kadına şiddetle ilgili olarak iktidar bir şey söylediğinde 2011 yılında biliyorsunuz hatırlayın meclise gelmişti alkışlarla ve tam bir mutabakatla neredeyse geçmişti. Evet. Ya şimdi ne oldu ki Türkiye o dönem alkışladığı bunu ki o dönem e, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakandı şu anda aynı akıl ve idare bunu söyleyebiliyor. Dolayısıyla burada. Biraz önce başlarken söylediniz yani Ayasofya'daki dönüşüm ne kadar e, kötü bir e, söylemse yani 13 14 ayda buraya gelmişse İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metin bunu uluslararası bir çatışmanın aracı kılmadan biz kendi iç hukukumuzda 6284'te kadına şiddeti tamamıyla belki ortadan bir anda kaldıramayacağız ama yasalarda çok ağır yaptırımlarla bunu bir noktaya taşıyabiliriz. Biz gelecek partisi olarak dediğim gibi e, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'nin öznesi olarak gördüğümüz e, e, kadın ve kadın hakları ile ilgili olarak e, hassas bir çalışma yürütülüyor ve dolayısıyla bunu önümüzdeki süreçte Türkiye'nin daha fazla konuşmaması ve yüreklerin yanmaması e, en temel dileğimizdir doğrusu. Evet e, çocuklara geleceğim çocuk istismarı çocuk tecavüzleri e, yine son yıllarda ne yazık ki giderek artan. E, Olaylar Türkiye'de çok üzülerek, kızarak konuştuğumuz konuların başında geliyor. Ee, örneğin vakıf yurtlarında yaşanan çocuk tecavüzleri, çocuk istismarları var. Az önce bu tarikat ve cemaatlerden söz ettik. Arkalarında duran güç bu vakıflarda yaşanan olaylar ve üzerinin kapatılmaya çalışılması e, maalesef e, bu da Türkiye'nin ciddi bir sorunu halinde. Bu konuda düşünceniz nedir? Vallahi bizim şu an bu ülkedeki en temel sıkıntımız yargının bağımsız ve tarafsız olmaması. Bu sadece orada oldu burada oldu demiyorum. Nerede olursa olsun bu çok leikçi bir yapının bir kurumunda da olabilir. Bu bahsettiğiniz bir cemaat diye adlandırılan ve utanarak söylüyorum olmaması belki gereken iki yapı içinde bu yapılarda da olabilir. Ama burada önemli olan yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Yani şunun yurdunda veya bunun bilmem nesinde bir e, cinsel saldırı veya işte atıyorum bir şiddet olduğu zaman e, sesimiz çıkacak. Diğer tarafta bir şey olduğu zaman bunu kapatmaya çalışacağız. Bu bir kere devlette ahlaksızlık demektir. E, ben e, şunu düşünüyorum Lale Hanım. Türkiye'nin yeni bir geleceği için e, öncelikle e, yargının e, bağımsız ve tarafsız olması lazım. Türkiye'deki temel sorun bu. Biz hukukçularımızı, yargı mensuplarımızı rahat bırakabilirsek aslında birçok şey düzelecek. Peki bunu bunu gördüğümüz bir emare var mı? Maalesef yok. Niye yok? Bizim şimdi hakimlerimiz var, savcılarımız var. Hukukta üçüncü ayak savunma. Şu anda barolarla ilgili yaşadığımız şey nedir? Ya bizim bir problemimiz olduğu zaman eğer AK Parti'nin CHP'nin barosu olursa o cemaatin bu vakfın barosu olursa vatandaş kim iktidarda olursa oraya gidecek. Yani dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de yargı sistemimiz nasıl devlet bütün yapılarıyla çökertilmişse adalet çökertiliyor adalet. Bakın dünyanın birçok ülkesinde e, hukukçularımız bunu anlatıyorlar. Herhalde hiçbir ülke yoktur ki adalet mülkün temelidir. Adliye saraylarımıza yazmışız biz bunu. Yani adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz ve maalesef şu an içimiz yanarak, kan ağlayarak ifade ediyoruz ki biz sizin söylediğiniz bütün o serencağımı yaşamış insanlar olarak ülkeyi yönetenler ülkeye de kendilerine de geçmişlerine de yazık ediyorlar. Ve şu an işte sorduğunuz soruya cevap vermekte zorlanıyorum. Neden? E çünkü bu Türkiye'nin bir realitesi. Realitesi. Anladım. Eğer suçlu benden olursa bakın FETÖ ile ilgili yaşadıklarımıza bir bakın. FETÖ borsaları niye kuruldu? Niye FETÖ borsalarından bahsettik? Niye bazıları... 15 Temmuz 2016 tarihinde dahi o alçağın yanında olan insanlar bile bugün birçoğu iktidar tarafından makbul insanlar oldu da parasını gidip bankasya'ya yatıran ya da babasının haç parası bankasya'dadır diye işine son verilen, KYK'larla uzaklaştıran insanları niye konuşamıyoruz? Parası olanın, güç, güçlü olanın haklı olduğu bir devlette gelecekten bahsedemeyiz. Onun için ülkeyi yönetenlerin maalesef bu konuda Tekrar tekrar düşünmeleri gerekir. Söylediğiniz soru aslında tek bir boyutta değil. Türkiye'nin her meselesi böyle. Her meselesi böyle. Ve devleti yönetenler çok kötü bir şey yapıyorlar. Ülkede yaşayan insanların devlete ve geleceğe olan inançlarını e, adeta e, kaybettiriyorlar. Bence en büyük kötülük de bu. Evet, e, tamiri çok zor olan şeyler yaşıyoruz, e, geriye gidiyor Türkiye. E, biraz da sıcak siyasete dönmek istiyorum Sayın Temurçi. E, şimdi milli görüşten geldiğiniz, söylediğiniz AKP içinde böyle bir e, tasviye yapıldı. Yani hani dışarı yansıyan görüntü itibariyle. E, ve e, şimdi hala e, yine kulislerde e, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne AKP'den istifa edip gidecek olan, e, hali hazırda vekil olan... E, Siyasetçilerin olduğu söyleniyor ama sanıyorum onlar da bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Anket sonuçları çünkü AKP'nin giderek eriyen oylarını karşımıza çıkarıyor. Bu anlamda var mı böyle bir beklentiniz? Görüşmeler yapılıyor mu? Neler söylersiniz? Görüşmeler, hukukumuz olan herkese bu görüşmeleri yapıyoruz. Bu sadece AK Parti içindeki dostlarımızla değil, herkese her zaman görüşüyoruz. Görüşmekte herhangi bir sakınca yok. Ama biz Gelecek Partisi olarak e, bu transfer ve benzeri bir takım e, kelimeleri e, kendimize yakıştırmıyoruz. Biz buradayız. Değerlerimiz de buradayız. Ama biz şunu görüyoruz. Lara Hanım, açıkça ifade edelim bunu artık. Türkiye'de bazı şeyleri daha açık konuşmak lazım. Türkiye'de toplumun üzerinden Türkiye'de bürokrasinin üzerinden Türkiye'de siyasetin üzerinden korkuyu kaldıralım. Bakın e, şu anda çok farklı şeyler konuşabiliriz. E, dolayısıyla 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 insanlar bazen makam için, bazen çocukları bir yerde çalışıyor, gelini bir yerde işte. İnsanlar, bakın bir parti kurduk, çok yerde bunu söyledik. Nasıl cesaret ettiniz diye insanlar bize sordu. Ve biz, hani kendinizi hesaba çektiniz mi, özel işleri yaptınız mı diye sordunuz ya, biz evet. büyük çileler, büyük eziyetler çekerek aslında bir yol yürüyoruz. Dolayısıyla bu eziyetleri bazı kardeşlerimiz daha erken çekmek için bizim yanımıza geldi. Bazıları da gelecek. Bakın bazıları da gelecek. Türkiye'de çok şey değişecek. Ben buna yürekten inanarak söylüyorum. Bakın Türkiye'nin her yerine gidiyoruz biz. Ben geçen hafta Batman, Diyarbakır'daydım. İşte artık o tarafı dolaşıyoruz. Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Şu anda ülkeyi yönetenler milletin nezdinde sıfır tüketmiş durumdalar. Bitmişler. Bitmişler. Bunu görmüyorlar. Bunu ülkeyi yöneten yürütmedin başındaki Sayın Cumhurbaşkanımıza da göstermiyorlar ya da o da görmek istemiyor. Bunu bilemiyorum. Ama sonuçta görmüyorlar ama şu anda iktidar Türkiye'de aslında o söylediğiniz otuzlara falan da ben artık inanmıyorum. Bakın bir ay önce konuşsaydık sizi teyit, sizi, sizi teyit ederdim. Ama şu an inanmıyorum. Şu anda işini kaybetmiş, iş yerini kapatmış, korkan insanları Anadolu'da gördüğümüzde bu insanların masa etrafında bize farklı bir şey, özelde farklı bir şey söylediklerine defalarca şahit olduk. Ama şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Dua ettikleri insanlara, dua ettikleri insanlara beddua eden bir toplum ortaya çıktı. Dolayısıyla ben şu anda iktidar partisinin toplum nezdinde bütün kredibilitesini kaybettiğini ve insanların asla inanmadığını, sadece korkulan bir siyasi yapıya dönüştüğünü, bunun da ilk seçimde e, millet tarafından değerlendirileceğine inanıyorum ve inşallah demokrasi ve hukuk içerisinde çok kısa zamanda ki ben erken bir baskın seçim bekleyenlerden e, onu da görmüş olacağız. E, o soruyu sormama gerek kalmadı. Erken seçim bekliyorsunuz. Peki şimdi e, Türkiye'de öyle bir sistem gelişiyor ki e, seçimden sonra yapılan koalisyonlar artık seçimden önce yapılan ittifaklarla. Ee, seçime Doğru. gidiliyor. Doğrusu seçim öncesi koalisyon diyebiliriz. Son seçimde bunu yaşadık. Ee, elbette ki her partinin e en öncelikli amacı tek başına iktidar olmak ama e, mevcut tabloya bakarsak e, bir ittifak yapılanması noktasında hangi partilere sıcak bakıyorsunuz? Bunun için erken demeyin çünkü az önce erken seçim beklediğinizi söylediniz. E, kulislerde hatta sizin partinizden de bunu dile getiren oldu yeni partilerin içinde olacağı, Saadet ve İyi Partinin de e, Demokrat Parti'nin de içinde olacağı bir yeni ittifak blokundan söz ediliyor. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Ya Şöyle yani bizim dediğim gibi e, programa başlamadan biraz sohbetimiz oldu. Biz şu evet. anda Gelecek Partisi olarak doğrusu ev ödevlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz Lale Hanım. Biz yarın nasip olursa e, Sayın Genel Başkanımızla Batman İl kongremizi yapacağız. E, Türkiye'deki ilk 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 kongremiz olacak. 26'sında döneceğiz. Genel merkezimizi e, açacağız e, pazar günü. E, il başkanlarımızla, kurucularımızla, teşkilat mensuplarımızla. Dolayısıyla biz çalışıyoruz, e, kendi emeğimizle, kendi alın terimizle e, biz bu işi başarmak istiyoruz. Birincisi bu. İkincisi gelecek partisi olarak bizim bir programımız var, bizim kurucularımız var. Bizim şu anda kurucularımız içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapmış kardeşlerimiz var, bizim genel başkan yardımcılarımız, ülkücü gelenekten gelen arkadaşlarımız var, genel başkan yardımcılarımız. Ama bazı doğrularda biz buluştuk. O doğrular evrensel değerler. Şunu gördük ve yaşadık. Eğer biz belli değerleri öne çıkar, toplumun bir kesimini sanki dışarıda bırakıyor gibi bir dil kullanırsak, toplumu kutuplaştırırsak, Türkiye'de biz de kaybediyoruz. Biz artık kaybedenler safında olmak istemiyoruz. Kazanacaksak hep birlikte kazanacağız dedik bir yola çıktık. Ve bir parti programımız var. Bizim kiminle birlikte olacağımıza karar verecek, ki tabii ki siz ifade ettiğiniz için e, tekrar ben de söyleyeyim altını çizerek, bizim hedefimiz... Sayın e, Genel Başkanımızı bu ülkede Cumhurbaşkanı yapmak ve gelecek partisini de e, Mecliste birinci parti yapmak, bizim hedefimiz budur. Ama Türkiye'de öyle bir deli gömleğe giydirildi ki o deli gömleği artık ülkeyi yönetenlere de e, zarar vermeye başladı. İşte birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın e, iki yılı e, değerlendirdiği e, toplantısında basın toplantısında mevcut sistemden de mevcut modelden de memnun olmadığına yani. dair bazı ...çok önemli cümleler duyduk. Sizce bu ne anlama geliyor? Onu Oraya gelecektim madem siz söylediniz. Onu, ne anlama onu geliyor? Onu burayı tamamlayarak cevap vereyim. Dolayısıyla biz... ...böyle bir deli gömleği giydirilmiş siyasette... ...siyasi partilerin özgünlüğünü... ...gerçekten bağımsızlıkları da... ...bağımsızlıklarını da kaybettiğini düşünüyorum. Ben ülkücü geleneğe de yakın bilen bir kardeşinizim. Şu anda hiçbir ülkücü... ...ülkedeki bu yolsuzluk... ...arsızlık ve adaletsizliği evet demez... Zaten biraz sesli çıkanlar da şu anda Devlet Bey tarafından partinin dışına konuyor. Dolayısıyla partiler şu anda rahat değiller. AK Parti'de gerçekten hala bazı gerçekleri görmemiş bazı dostlarımız da. Ben inanıyorum ki şu anda Doğu Perinçek'le yol yürüyen ve ülkede neredeyse kendisine oy vermeyen herkesi çete şu bu falan diyen hain diyen bir yapıyı o bizim bildiğimiz AK Parti olarak değerlendirmiyor. Ama... Sonuçta bu partiler bir araya gelmek zorunda. Eğer böyle bir zorunluluk olursa, örneğin yani biz burada AK Parti'nin yapmış olduğu, İktidar Partisi'nin yapmış olduğu her şeye karşı değiliz. Örnek olsun diye söyleyeyim. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarının korunması, özellikle Libya ile yapmış olduğumuz deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, Türkiye'nin çevrelenmesine karşılık şu anda yürütülen politikada biz şu andaki İktidar Partisi ile benzer şeyleri düşünüyoruz. Ama bizim vizyonla ilgili olarak, gelecekle ilgili olarak hayallerimiz Demokrasiyle ve özgürlüklerle ilgili olarak hayallerimiz şu an iktidarda olan yapıyla ve Cumhur İttifakı'yla taban taban azı. Örnek, biz şu anda tam güçlendirilmiş bir demokratik parlamenter model istiyoruz. Bir sistem istiyoruz. Çünkü bu tek adam aklının ve biat kültürünün Türkiye'de, Demokrasi mi biat dendiğinde biz demokrasiden yana olacağız. Biz ortak akıldan yana olacağız ki AK Parti'yi var eden değerlerden bir tanesi buydu. Biz istişareden yana olacağız ve Türkiye'de bu adı başkanlık olan ama asla demokratik başkanlık modeli olmayan sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın vücut ölçülerine göre çizilmiş bu sistemin artık tarihin çöp sepetine atılması lazım. Çünkü iki senede Türkiye'yi fakirleştiren, Türkiye'yi adaletten demokrasiden uzaklaştıran, yani milyonlarca gencimizi işsiz bırakan bu model Türkiye'nin artık tıkandığını gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da sanıyorum bunu gördü. Ve bakın belki birkaç şey içerisinde Türkiye'de şunu konuşacağız. Artık yüzde elli artı birle bu ülkede şu an ülkeyi yönetenlerin iktidar olma şansı kalmadı. Peki ne düşünüyorlar? Ben Bu benim kişisel tahminim. Muhtemelen belediye başkanlığı seçimi gibi en çok oyu alan bu ülkede cumhurbaşkanı olsun diyebilirler. Bunlar benim tahminlerim. Ama en fazla konuşacağımız şeyin ya bu sistemde bazı eksiklikler oldu. Örneğin devletin hafızası olan müsteşarları ve müsteşar yardımcılarını adeta siyasi yapılarla değiştirdik. Devlet aslında hafızasını kaybetti. Ya biz eski sistem çok yanlıştı. Yani vesayet e, unsurlarını barındıran eski parlamenter model bildiğimiz bir demokratik parlamenter model değildi. Bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de demokratik bir başkanlık sistemi değil. Sayın Cumhurbaşkanı acaba şunu yapar mı diye düşünüyorum. O sözü e, beni biraz ümitlendirdi. Acaba şunu der mi? Bu ülke tekrar demokratik güçlendirilmiş bir parlamenter modeli konuşabiliriz der mi? Bunu acaba niçin der diye düşündüğümde çünkü Cumhurbaşkanımızın e, iyi bir e, siyasi stratejisi olduğunu düşünenlerdenim. Ama en önemli e, iktidarın en önemli hedefinin de oturdukları koltuktan kalkmamak için sistem değişikliği de dahil her şeyi yapacaklarını düşünüyorum. Onun için burada iki şeyi e, hedefliyor olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylerken. Şu anda Cumhur İttifakı dışındaki bütün partileri birleştiren temel unsur nedir Lala Hanım? Temel unsur demokratik bir parlamenter modele dönmektir. Doğru mu? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı demokratik bir parlamenter modeli Türkiye'nin tekrar e, tart Türkiye'de tekrar tartışmaya açarak o sizin bahsetmiş olduğunuz Cumhur İttifakı dışındaki o bloğu dağıtmak isteyecektir. Bakın burada belki ilk kez söylüyorum böyle bir şey. E, böyle bir niyeti olduğunu sezinliyorum. Çünkü e, çünkü e, Türkiye'de önümüzdeki dönemde vizyoner anlamda Türkiye'nin geleceğini e, tesis edecek birçok alanda biz şu anda Millet İttifakı'yla çok ortak düşüncelerimiz var. Nedir bu? İşte az önce söyledim. Parlamenter model, yeni bir anayasa, demokrasiye ve özgürlüklere dönüş, insan hakları, demokrasi bütün bu şeylerde biz benzer şeyler söylüyoruz. Örneğin biz şu anda sosyal medya ile ilgili olarak yapılan düzenlemeye tamamıyla karşıyız. Tamamıyla karşıyız. Ha şunu demek istemiyorum. Orada elbette sosyal medyada işlenen suçlar, yapılan bazı yanlışlıklarla ilgili elbette çok kısa, öz bir takım kanun değişiklikleri yapılabilir. Ama o kadar tek ses isteniyor ki Lala Hanım. Konvansiyonel medya ele geçirilmiş durumda. Yüzde 95 neredeyse. İsteniyor ki nasıl ki bir havuz medyası var adeta bir e-havuz medyası oluşturalım. Twitter'ı Facebook'u, Instagram'ı, şurada Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bunların burada yöneticisi olsun. Biz bunlara talimat verelim. Bizim dediğimiz neyse onu yazsınlar. Ve sosyal medya adeta onların ikinci alanı olsun. Biz buna karşıyız. Biz burada örneğin Millet İttifakı'nda e, Millet İttifakı'nda olanlar veya yeni kurulan partilerle aynı şeyi söylüyoruz. Ama örneğin işte az önce söylediğim dış politikadaki bazı e, politikalarla ilgili olarak Cumhur İttifakı ile ilgili aynı noktada olabiliyoruz. Ama bizi birleştiren şu anda gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu görmüş olsa ki e, bu bloğu dağıtacak en temel argüman ...ülkedeki yönetim modelini yeniden tartışmaya e, açmaktır e, diye düşündü. Ve şu anda önümüzdeki günlerde herhalde bunu sizlerle çok konuşacağız. Evet, e, bu söylediğiniz son birkaç gündür konuşuluyor hakikaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan niye böyle bir açıklama yaptı? Bir e, Kafasında bir düşünce mi var, bir pazarlık mı var? E, hakikaten bu Millet İttifakı bloğunu parçalamak için bir yol haritası olabilir. Sayın Temurçi, so sosyal medya düzenlemeleri... Ee, dış ilişkiler, Libya ve Doğu Akdeniz özellikle çok dikkat çekici gelişmeler işte. bunlar da sizinle konuşmak istediğim konular. İnşallah bir başka programda tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz bugün ben de için. Ben teşekkür ediyorum Lale Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.